Burak Bey, çok teşekkür ederiz. O kadar güzel bir piknik organizasyonu düzenlediniz ki bizi çok mutlu ettiniz. Vallahi doğru söylüyorum. Yaşımız yerine geldi biliyor musunuz? İşte arada yapmak lazım böyle. Ama her seferinde bu börekten isterim ona göre. Hiç merak etmeyin. O börekten her zaman yapacağım size. Ama Burak haklı yani bunu sürekli yapalım. Hep beraber böyle ailecek. Gel sen buraya. Gel bakayım. Oo, sen bayağı terlemişsin. Hadi koş üstünü değiştirmeye. Hadi bakalım. Evet, ayakkabılarım nerede bakalım? Giyelim. Hadi gel bakalım. Esat Bey epeydir dükkana gelmiyordu. Canı sıkkın gibi. Ne istiyormuş? Barıştınız mı yoksa? Bunlar ne böyle? Hiç babamdan bahsedesim yok usta. İnan. Yeterince derdim var zaten. Dert biter, tasası kalır. Hadi anlat bakalım. Usta çok garip bir şey oldu. Hani ben geçen gün pastaneden çıkıp gitmiştim ya. Hı. Elif'in telefonundan mesaj geldi. Nasıl yani? Bilmiyorum usta. Ben de zaten onu sorup duruyorum kendime. Nasıl olur? Yoksa? Bilmiyorum usta. Yani ben de aynı şeyi düşündüm ama mümkün olabilir mi böyle bir şey? Ama polis söyledi. Kızınız kaza geçirdi demişti. Garip. Biliyorum ama o kadar zaman sonra mesaj gelmesi. Ya üstelik Elif'in eşyalarının arasından da telefonu çıkmadı. Nasıl? Ben de onu sorup duruyorum kendime. Yoksa? Bilemiyorum usta. Ben de aynı şeyi düşündüm ama belki de Elif'in ölümüne sebep olan kişi. Usta! Usta iyi misin? Usta! Beytosu! Beytosu! Usta! Usta iyi misin? Amca! Amca bir su iç kendine gelirsin. Ferit'e baksın. Yüzüne gülüp arkamdan iş çeviriyormuş. Yok, ona da güvenemeyeceğim demek ki. Bana bize yanmadın. Bakıyorum da çok eğleniyorsunuz. Melek'cim, hadi sen kıyafetlerini çıkar, ben hemen geliyorum. Yakalayamadın ki. Hadi gir. Yeliz Hanım, bir sorun mu var? Yani Melek'in mutlu olması için çok uğraşıyoruz, görüyorsunuz. Ona ne şüphe.
Tek gayeniz Melek tabii ki. Ama benden size bir dost tavsiyesi. Bence bu evcilik oyununa fazla kaptırmayın kendinizi. Ben ne diyorsunuz anlamadım. Aa, durun canım sakin olun, hemen öyle sinirlenmeyin. Ben diyorum ki siz bu annelik rolünü çok sevdiniz. Ama fazla da ileri gitmeyin. Neticede Melek sizin kızınız değil. Onun bir annesi var. Ve ne yazık ki yavrusuna doyamadan aramızdan ayrılmak zorunda kaldı. Maral'ın yerini doldurmanız mümkün değil. Ne Melek, ne de Emre için. Ay hiç bakmayın öyle. Ben size iyilik olsun diye söylüyorum bunları. Ben de bir kadınım. Yani bir kadının halinden en iyi başka bir kadın anlar. Melek'le evcilik oyunu oynayıp Emre'yle yakınlaşmaya çalıştığınız apaçık ortada. Ama bunlar çok ucuz numaralar. Herkes her şeyin farkında. Yapmayın. Hiç gerek yok. Eğer Melek'i kullanıp Emre'ye yakınlaştığınızı Emre anlarsa sizin için hiç iyi olmaz. Dost tavsiyesi. Ay. Ay gerçekten Elşan Hanım, inanamıyorum ya. Şimdi de gözyaşı silahıma. Gerçekten çok klişesiniz. Bu kadar abartmayın canım. Biraz vizyon lütfen. Yeliz Hanım. Geliyorum Meleğim. Neyim var? Az önce mutlu gülüyordun. Bir şey yok Meleğim. Yoruldum ya. Ondandır. Ama bir şey söyledi. Hadi bakalım gel. Değiştiriyoruz üstünü. Şunu çıkaralım.